Evet, Bismillah diyelim. Başlayalım arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Müpteda ve haberin yer değiştirmesi. Bunu daha önce isim cümlesini anlatırken anlatmıştık arkadaşlar. Biraz değinmiştik o konuya. Müpteda ve haber isim cümlesinin birer ögesi biliyorsunuz. Özne yüklem manasında. isim cümlesinde asıl olan müptedanın başta gelmesi, haberin sona gelmesidir İsim cümlesinde asıl olan müktedanın önde haberin sonrasında gelmesidir. Örnek Muhammed'ün Rasulullahi. Bakın burada Muhammed kelimesi mükteda, Resul'ü kelimesi haber. Ee, Muhammed Allah'ın Resul'üdür Aleyhisselatü vesselam. Şimdi burada mükteda olan kelime başta gelir. E, haber de müktedadan sonra gelir. İkinci e, özelliği mükteda ve haberin. Mükteda marife haber ise nekra olarak gelir. Bu genelde böyledir arkadaşlar ama bazı özel durumlarda e, müpteda nekra gelebilir ama genelde müpteda marifedir. Bakın burada gördüğümüz gibi elif, lam hemen e, el veledu şeklinde marife gelmiş. Necih'un haber haberde her daim e, bu şekilde nekra gelir arkadaşlar. Bunlar genel özellikleridir. Üçüncü bir özelliği daha var. Şayet birisi şibih cümle olacaksa yani harfi celli veya zarflı bir şibih cümle gelecekse bu haber olur arkadaşlar. Değilse mübtedanın şibih cümle olma durumu yok. Demek ki bir isim cümlesinde şibih cümle gördüysek hemen oraya haber yazabiliriz. Mübtedanın her zaman önde geldiği durumlar var yani müpteda ne zaman başta gelir? Ya da müptedanın başta gelmesi hangi durumlarda zorunludur, vaciptir? Birincisi müpteda öne geçme hakkı olan bir kelimeden oluşursa. Yani öne geçme hakkı dediğimiz sadarat hakkı diye de görebilirsiniz kitaplarda. Bu e, soru ismi olabilir veya bir şart ismi olabilir arkadaşlar. Mesela soru, soru isimleri biliyorsunuz başta gelir. Kem kitaben fil mektebeti. Kitaplıkta ya da ofiste, kütüphanede kaç kitap var? Bakın buradaki kem kelimesi başta gelmiş değil mi? Evet bu şekilde müpteda önde gelmiş olur. Cevabı nedir bunun? Hamsetü kütübin fil mektebeti. Bakın burada hamsetü kelimesi bu kemin cevabıdır ve müptedadır arkadaşlar. Biraz önce söylemiştik şibih cümle olursa bu haber oluyordu zaten. Direkt şibih cümlemize haber dedik. Hamsetü de müpteda. Hocam kütübün nedir? Kütübün. burası da muzafın ileyhtir arkadaşlar. İkinci e, örneğimizi inceleyelim. E, şart ismi olursa, ismi şart olursa, e, burada men ya'mel salihan bihi. Kim iyi iş yaparsa, salih amel yaparsa, bihi karşılığını, onun e, ecrini e, alır. Burada Men kelimesi bizim şart ismi olduğu için başta gelmiş ve müptedadır arkadaşlar. Hocam bu kelime, bu bir isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Önce ona bakalım. E, i̇simle başlarsa isim cümlesi, fiille başlarsa fiil cümlesi diyorduk. E, evet hocam harfle başlamış bu. Men, e, ismi istifam dediğimiz ya da işte e, ismi şart dediğimiz bir harf var burada. Arkadaşlar eğer fiil değilse bu isim cümlesidir. E, fiil değil o zaman isim cümlesi. Peki hocam e, burada hangisi eee müpteda hangisi haber? Arkadaşlar e, eğer haber daha doğrusu isim cümlesinin bir ögesi fiil cümlesinden oluşuyorsa bakın burada ya'mel şeklinde gördünüz mü? Bu haber olur arkadaşlar. Men burada müpteda ya'meli ile başlayan fiil cümlesi de bunun haberi. İkinci örneğimizi e, ikinci özelliğimizi müptedanın her daim önde geldiği ikinci özelliğimiz hangisi? Bakalım. Mübtedanın başına lamul iptida gelirse. Bakın bu harfi cer değil dikkat edin. Lamul iptida başlangıç lamı manasında. le Muhammedun rasulun. Burada eğer harfi cer olsaydı ne olacaktı? Le Muhammedin olacaktı değil mi? Bakın bu harfi cer değil çünkü. Le Muhammedun rasulun. Bu cümlenin başında gelir. isim cümlesinin başında gelir arkadaşlar. kendisine lamul iptida denir. manayı güçlendirmek için kullanılır muhakkak ki Muhammed peygamberdir. Bakın mübtedamız Muhammed kelimesi, Rasul kelimesi de bunun haberi. Let talibu müştehidun. Evet, öğrenci çalışkandır. Bakın burada öğrenciye bir vurgu var. Le, e, la talip kelimesinin başına gelmiş. Müştehid de haber oluyor arkadaşlar. Üçüncü, mübtedanın her daim önde geldiği eğer e, marife nekralıkta eşit olurlarsa yani ne demek hocam? Her ikisi de marife olursa bakın hem mübtedası hem de haberi marife gelmiş. Ehuke nasıl marife olmuş hocam? Bakın bir K harfi e, bitişmiş değil mi? Bu e, zamir bitişince marife oluyordu. Bakın sadigi şeklinde bu da zamir bitişmiş. Bunlar e, her ikisi de marifedik nekralıkta eşit olurlarsa o zaman mübteda önce gelir. Yani asıl olan şey mübtedanın önce gelmesidir arkadaşlar. Evet o zaman birinci kelimeye müpteda, ikinci kelimeye haber diyoruz. İkinci, ke ikinci cümlemizi bakalım. Ehuke sadigi. Senin kardeşin benim arkadaşımdır diyor. Burada e, zamirle marife olmuş bir ke kelime müpteda. Sadigi de aynı şekilde zamirle marife olmuş bir kelime. O zaman buna birinci kelimemize müpteda, ikinci kelimemize haber diyoruz. Dördüncü özellik, mübtedanın her daim önde geldiği dördüncü yer veya e, haber fiil cümlesi olarak gelirse, biraz önce bahsetmiştik arkadaşlar, haber fiil cümlesi olarak gelirse, müpteda başta gelir. E, el üstezu yeşrahu derse, hoca dersi açıklıyor. Bakın burada el üstezu kelimesi müptedadır. Yeşrahu ile başlayan fiil cümlesi de bu müptedanın haberidir arkadaşlar. Hocam et derse nedir? Arkadaşlar yeşrahu neydi? Yeşrahu, müzari fiil değil mi? Muzari fiilin içerisinde bir fail olması lazım. Bu fiilin faili nerede? E, hüve bunun failidir arkadaşlar. Evet, hüve fail, et derse de meful olur. Yani bu yeşrahu cümlesinin nesidir? E, kendi içerisinde incelenecek bir durumudur. Ama mübtedanın haberi olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Mesela ikinci bir örnek. El veledü yel'abu el -kürate. Çocuk top oyn oynuyor, oynamaktadır. Buradaki yele ile başlayan fiil cümlesi haber. Elveledü mübteda. Beşinci durumu var arkadaşlar. E, mübtedanın her zaman önde geldiği beşinci durum. Ma ente illa talibunda olduğu gibi. Illa ve innema gelirse. Haberin başına. E, evet, haberin başına. innema ve illa e, harfleri gelirse. Bakın ma ente illa talibun. Sen sadece bir öğrencisin. İlla ancak demek, sadece demek arkadaşlar. İstisna edatıdır. O konu geldiğinde inşallah bir daha değineceğiz buna. Ma ente illa talibun dediğimiz zaman bak sen değilsin ancak öğrencisin. Ma değilsin. Leyse'ye benzeyen. İlla da istisna edatı. Sen bir şey değilsin ancak öğrencisin manasında. İlla'dan sonra haber geldiği için Burada e, müpteda başa gelmek durumunda kalıyor arkadaşlar. Bu biraz özel e, konu arkadaşlar. Bununla ilgili istisnayı da bilmemiz gerekiyor. Hocam inne ma nedir? İnne, e, biliyorsunuz inne ve kardeşleri var. İnne ismini nasb haberini raf eder. E, i̇nneye ma bitişirse, ma el kafi, kafi diyoruz arkadaşlar biz buna. E, bu bitişirse, inne amelden düşer. Yani amel etmez demiştik inne anlatırken. İnne ismini o zaman nasp edemez. İnne ma olduğunda. İnnenin e, peşinde hemen ma'yı görürseniz, ma'l kaffe, o e, mü, direkt müpteda diyoruz. İnnenin ismi olmuyor artık. Müpteda haber oluyor. İnne ma'dan sonra gelirse de aynı şekilde müpteda başa gelir. Evet, sonraki slaytımıza bakalım. Şimdi habere geçtik arkadaşlar. Burada haberin her zaman öne geçtiği durumlar, yani haberin öne geçmesinin vacip olduğu durumlar. Şimdi burada bir e, hatırlatma yapmak istiyorum. Normalde isim cümlesinde önde hangisi geliyordu? Müpteda geliyordu. Bakın bu işleyeceğimiz, şurada söyleyeceğimiz şey ise e, haberin öne geçmesinin ...vacip olduğu yerler... ...yani mübtedanın önüne geçecek... ...artık normalin dışında bir şey anlatacak... ...haberin her zaman öne geçtiği yerler... ...bir, haber öne geçme hakkı olan... ...bir kelime olursa... ...biraz önce bunu mübteda diye söylemiştik... ...bu sefer haber... ...haber bir e, sadarat hakkı olan kelimeden oluşuyorsa... ...yani ne demek soru ismi olursa... ...bakın soru ismimize dikkat... ...kem umru ...senin yaşın kaçtır... ...bakın... Küllü dırdırın haber diye bir kelime söylemiştik. Arkadaşlar kem umruke? Senin yaşın kaçtır? Cevaba bakın. Umri benim yaşım 20'dir. Gördünüz mü? Dırdır ekini hangisine koyduysak o haber oluyor. Bakın kem demek ki burada haber. Hocam biraz önce müptelada da aynı kem vardı. Örneğimize hemen nerede bir bakalım arkadaşlar. Evet. Kem kitaben fil mektebeti. Kaç kitap fil mektebeti? kütüphanededir. Ya da bakın biraz önce şey söylemiştik burada da. Fil mektebeti dediğimiz yer şibih cümle değil mi? Şibih cümle haber oluyordu. Evet bu haberse geriye ne kalıyor? Müktete kalıyor. Peki aynı şey miydi bu bizim anlattığımız? Kem umruke'deki? Hayır. Kem umruke senin yaşın dır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Senin yaşın kaç tır diyebiliriz. O zaman demek ki bu haber arkadaşlar. Buradaki kırmızı renkli olanlar haber. E, burada mavi e, mor renkli olanlar da müptede arkadaşlar. Ömri işrune. Bakın benim yaşım 20'dir. dir. İkinci örneğe bakalım. Men ente. Sen kimsin? Buna sen kimsin dir diyemeyiz de sen kimsin? Bakın burada sen dir denmez, hiç denmez. Ama kimsin dir sorusuna bir e, dir dır ekleyebiliriz. Ene halidun. Halid خالid benimdir ya da ben halidim gibi. Üçüncü örneğe bakalım. Eyne el kalemu. Kalem nerededir? El kalemu fil hagibeti. Bakın cevabımız da aynı şekilde haber olarak geliyor. Bu eynenin menin kemin yani soru isminin cevabı da aynen haber oluyor. Demek ki soru isimlerinden oluşuyorsa haber başa geçer arkadaşlar. Burada müptedanın başka bir şey olmasına bakmayın. Direkt soru ismi olursa haberimiz önde geliyor. İkinci e, özelliği haberin öne geçtiği ikinci yer. Müpteda nekre haber şibih cümle olursa. Burada bir durum söz konusu. Mübteda nekre diyor bakın. Normalde müktedamız marife olur. Ancak burada nekre diyor. Mübteda nekre olursa haberde de şibih cümle olursa yani harfi celli veya zarflı bir şibih cümle olursa o zaman haber başa geçer arkadaşlar. Bakın örneklerimizi inceleyelim. Zaten şibih cümleyi hemen haber diye işaretliyoruz arkadaşlar. Fil beyti haber. Feuka şecerati haber. Geriye kalan zaten müpteda kalıyor. Peki racül hocam burada müptedamız e, marife olmuyor muydu diye belki soru sorabilir arkadaşlar. Evet müptedalar genelde marife oluyordu ama burada şibih cümle başa geçince e, müptedamız da nekra gelebiliyor arkadaşlar. Fil beyti evde vardır. Racülün adam evdedir. Ya da bunun tam manası bu adam evdedir. E, kuş ösfurun, serçe Fevka şecerati ağacın üstündedir. Bakın buradaki mübtedalarımız ne gelmiş? Nekra gelmiş. Haberin öne geçtiği üçüncü yer arkadaşlar mübtedanın içerisinde mübtedada habere dönen bir zamir olursa habere raci bir zamir olursa bakın mübtedamızın içerisinde bir zamir var. Gördünüz mü? Hü zamiri. Peki bu hü zamiri kimi işaret ediyor? Bakalım. Fil beyti sahibuhu hu. Ee, onun sahibi dediğimiz o, o, dediğimiz şey ne arkadaşlar? Beyt. Evet. Onun sahibi evdedir. Yani evin sahibi evdedir. İnde Halid'in sadiquhu. Halid'in yanında onun arkadaşı vardır. Bakın onun dediğimiz kim? Halit arkadaşlar. Halit'in arkadaşı manasında. Evet bu şekilde müptedanın içerisinde bir zamir bulunursa ve o zamirde habere dönüyorsa biz haberi başarılırız. Haber her halükarda bakın burada e, örneklerimizde şibih cümle olarak gelmiş. E, mübtedamızda zamir bitişmiş birer marife kelime. Dördüncü haberin öne geçtiği e, yer arkadaşlar. Mübtedanın başına illa ve innema gelirse. Burada e, aynısını haber içinde söylemiştik. Ma Pardon şuraya e, şöyle bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Evet, ma adilun illallahu. Adil yoktur ancak Allah'tan başka. Yani ancak Allah vardır. Yani Allah'tan başka adaletli yoktur manası bu. Peki hocam burada nasıl olmuş yani? E, bakın e, adilun yoktur diyoruz. Küllü dırdırın haber. Bu örnek arkadaşlar çok önemli. E, yoktur dediğimiz şey ma adilun adil yoktur. Bu haber oluyor. Illallahu إِلَّ ancak Allah vardır. Bakın müpteda nereden anladık hocam bu müpteda mı haber mi? Aynı şeyi haberde de söylemiştik. Bakın şurada e, hemen onun örneklerine bakalım. Evet bakın haberin başına illa ve innama gelirse bakın burada nasıl anladık hocam bunun haber mi müpteda mı olduğunu arkadaşlar dır dir ekini takip ederek bunun müpteda mı haber mi olduğunu anlayabiliyoruz. Evet burada neydi? Ma'adilun adaletli yoktur illallahu ancak Allah vardır. Manası bu. Örneğimizi inceleyelim. El mescidül kebiru kable mahattatil hafilati. Bakın burada ne var? Arkadaşlar mübteda ve haberi bulacağız önce. Mübteda haber hangisi? Önce onu bulalım. El mescidül kebiru. Bu nedir arkadaşlar? Bakın bir sıfat tamlaması değil mi? Mübteda olarak başa gelmiş. Mübtedanın genelde marife olduğunu söylemiştik. Evet marife olarak mübteda başta gelmiş. Gable mahattatil hafilati. Buradaki gable de bunun haberidir arkadaşlar. Evet el mescidu el kebiru mübteda gable bizim haberimiz. Hocam mahattati nedir? E, bu gableden sonra geldiği için muzafun ileyh diyoruz arkadaşlar. Evet mahattati muzafun ileyh demiştik. Gable muzaf mahattati muzafun ileyh otobüslerin e, duraklarından öncedir. Bakın burada el hafilati kelimesi de aynı şekilde muzafun ileyh. İki tane muzaf, muzafun ileyh. Tetabu izafet dediğimiz bir e, tamlama var arkadaşlar. Evet ikinci örneğimize bakalım. Ledeyna duyufun bizim misafirlerimiz var diyor. Bakın ledeyna, leda kelimesi vardır. Bizim yanımızdadır manasında. Na da zamir. E, ne bu? Şibih cümle. Şibih cümle başa geçmiş. Peki müptedamız nerede? Müptedamız nekir olarak sonra gelmiş. Burada şöyle de denir arkadaşlar. E, haber tekaddüm etmiş. Yani tekaddüm etmiş, öne geçmiş demek. Ledeina burada haber öne geçmiş. Şibih cümle olduğu için. Mübteda'mız da sonra gelmiş arkadaşlar. Mübteda'nın nekre olarak gelmiş. Haber öne geçmiş. Ledeina'ya yani demiştik? Haber demiştik. Şibih cümle olarak öne geçmiş. Duyufun kelimesi de nekre olarak mübteda, sonra gelmiş. Kale Allahu Teala. Bir cümleye böyle başladı mı bilin ki ayet-i kerime okuyacak arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Fevka kulli zi ilmin alim. Her bilenin üstünde bir bilen vardır manasında. Burada nedir arkadaşlar? Bakın fevga ile başlamış. Fevga bir zarf değil mi? o zaman hocam biz buna ne diyoruz? haber diyoruz. Haber şibih cümle olarak öne geçmiş. Hocam ne kadar uzun bir haber. E, fevga sadece zarfımız. zarfımız. Diğerlerine arkadaşlar zarftan sonra ne gelmiş? muzaf ne gelmiş değil mi? E alim ne burada arkadaşlar? Alim mübteda arkadaşlar. Haberimiz öne geçmiş. Ali'mde alim de e, mübteda. Zü, hani esma-i arkadaşlar. Evet burası komple haber, bu da e, mübteda oluyor. Son örneği okuyalım. teala bismillah fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada ve lehum azabun elim. Buradaki mübteda ve haber hangisi? Bakın fi ile başlamış direkt. Şibih cümle değil mi? Fi kulubihim arkadaşlar burası haber. Fi kulubihim e, şibih cümle olarak haber. Merazun kelimesi mübteda. Nereden anladık hocam? Bakın hem nekre olarak gelmiş. E, burada herhangi bir eliflamı yok. Hem de e, haberden sonra gelmiş. Mübteda.